family. Ve gebe kalma, doğurma hiçbir zaman kolay değildir. Resmini çabuk yapacağım. Sadece gözlerini kapat. Vallahi kapatırım ben gözlerimi. Vallahi kapatırım ben gözlerimi. Oğlum ne yapıyorsun? Herkese merhabalar. Ben Şenol. Outlast Whistleblower'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dakika, geri niye gidiyorum? Yeri bastım, hemen geri çıktım. He, loading burada geçtik herhalde. En son nereden geçtim? Buradan bir yerden geçtim. İki götler beni kesmişti. Değil mi? Oraya gitmeyeceğiz. Orayı anladık en azından. Şöyle devam edeyim bakayım. Aha, bunlar işte. O arkadaşların yanına gitmeyeceğiz. Orayı anladık. Açılıyor mu? Açılıyor. Hadi selamun aleyküm. Buradalar. Buradalar. Buradan gittim. Beni kesti bunlar abi. Başka yön yok mu? Başka bir yer yok mu? Merhaba. Pil yok. Kafa var. Pil yok, kafa var. Ne aldı edeceğim ben? Geri mi gideyim yani? Aha. Buradan da gidiliyor. Merhaba. Ha, buralara ben bak. Yo. Ya hepsi de birbirine benziyor arkadaş. Ne oldu lan? Açılmıyor mu bura? Açılmıyor. Abi sesi biraz kısayım ya. Geçen bölüm var ya, ne zıplattı beni belli değil ya. Böyle devam. Zaten buradan geldim abi. Heriflerin yanından mı geçeceğim acaba? Yanından da geçilmez ki. Nasıl geçeceksin herif? Doğruyor ya. Buyur abi. Olay bu. Şöyle gitsem. He, adamlar oraya geçişi kapamış. Herhalde. Abi sis olayı hoşuma gitmemeye başladı. Selamünaleyküm. Oyun bozan mı? Yok yok. Vallahi değil, oyun bozan değil. Oradan gidiş yok. Selamünaleyküm. Yok yok, dur bir saniye bir saniye. Ya kardeşim, ben sizden değil miyim? Ben anlamadım ki niye beni dışlıyor bunlar ya. Vallahi Outlast'ın tamamında bu kadar tırsmamıştım ya. Çok zıplattılar. Geçsene oğlum. Bir dakika ya, burada. Odaya buradan giriliyor. Dosya var. Pil yok. Haydi bismillah. Hazır Türkçe yaptık, okuyalım. Ne diyor kurt? Elimizde bir başka daha var ve bunu senin su yakınlık bozukluğu şu herhalde bak olarak gösterebileceğinden emin değilim. Yönetici bloğundaki güvenlik görevlisi Wernick'in peri masallarını görmeye başlayan son hasta olmaya çalışan motora hiç doğrudan maruz kalmamıştı. Hatta birinci seviyenin aşağısına bile hiç inmemişti. Eğer söz konusu güvenlik görevlisinin duyma mesafesindeyken doktorlar Wallrider hakkında konuşmuşsa, bu protokol ve güvenliğe devasa bir ihlal olur ve kendi başına böylesine karanlık mitolojik bir hikayeye rastlanması neredeyse imkansız. Doktor Samul davasına çok benziyor ya da ondan öncekilere resmiyette aklı başında olan kişilerin hastaları altında yanılgıya düşmeleri bir şey. Bu inanışların bilmiyorum havada olması ise başka bir şey. Kişisel olarak görüşmemiz gerek. Billings. Olsun, yine sağ olsun. Şöyle. Tamam abi. Şurası açılıyor mu? Açılmıyor. Zaten o taraftan geldim. Sıkıntı yok. Buradan şuradan geldim. Böyle gidiyorum. Şuram. Kardeşlerim, hepinizi kurtaracağım. Sevgi, dostluk, kardeşlik. Umuyorum doğru gidiyor. Ağzına sıçayım. Ne oldu lan? Tamam da benim yol bu taraf acı. Merdiven var, kapı var. Ben size diyeyim. Ya bu ya bu zıplatacak. Haydi bismillah. Yok, göt olduk. Tamam. Var mı şey? Pil, mil. Dosya. Hiçbir alt yok. Saate bakmıştım daha önceki bölümde, baktım aklımda kalmadı ki. 9'u 5 geçiyor. 4 geçiyor. Neyse. Hoba. Sakin olun. Her bölümde Allah'ın aklı 3'tür deyip 3 defa bizi zıplatıyorlar. Bakalım. Kesin. Aa, bu bizimki lan. Ne haber kanki?
for us in this place. Onlara güvenme, bunun benim olduğunu söyleyecekler ama değil. Onlar bizi bekliyor bu yerde. Billy anlamıştı. Her zaman buradaydılar. Yine mi Billy ya? Ne Billy'ymiş arkadaş? Ne bileyim, biraz daha karizma bir isim koyar insan. Merhaba. Hep telefonlar açık. Hep düt düt düt. Var mı şey? Yok bir şey. Tamam. Haydi bismillah. Ne oluyor? Kankiler, hayırdır? Vallahi başka yer yok ki be. Kaydediliyorsa sıçtım. Ne oluyor lan? Hacı? Siz buradan gittiniz. Aç aç aç. Da ne oğlum, orada bir şeyler kesip biçiyor ya. Kanki, kanki. Kanki sattı göt. Selamünaleyküm. Ne bileyim, biz niye ölmek zorundayız? Bizi kestiler, biçtiler. Zaten bir ton deney yaptılar üzerimizde. Bir de bizi öldürecekler ya. Ne bu? Mayday, mayday. Kesin bir şey saldıracak bana. Bir şey saldıracak bana abi. Oha! Bayağı düzgün adam lan bu. Ne yapıyorsun lan? Yapamadım mı? Sadece çeneni kapalı tutamadım. Sadece oynamaya devam edemedim. Artık konuşmam bitti. Kesin sana bir şey saldıracak, birazdan yiyecekler seni. Bana bir iyilik yap, burada öl Park. Bence bu herifi yiyecekler. Hacı, biz burada ölsek de tekrar canlanıyoruz, sen düşün. Var mı bir şey? Pil. Ağzına! Kim attı onu oraya? Kim attı onu oraya? Abi yine mi sen ya? Lan şuradan çıkamıyor mu? Papa dur sakin. Koş koş koş. Güvenlik görevlisi, kapa kapa kapıyı kapa. Herkes kendine Müslüman, şerefsizler. Bunlar Müslüman bile değil ya. Kapalıyız, kapalıyız. Kapattık abi. Kapattık, kapattık. Hadi görüşürüz. Herkes kendine Müslüman bugünlerde. Oğlum geçsene. Bir şey burada saldıracak kesin. Ne oldu lan? Oğlum bundan kaç tane var? Ha, daha o zaman gelmedi ki. O zaman biz şimdi bunu öldüre... Oğlum niye tek diyorsun? Lan? Wall Rider bunu yedi ya. Bismillah. Ne oldu lan? En mantıklısı biliyor musun? Böyle bir durumda böyle kıvrılıp kafayı yiyeceksin yani. Doktor bana dedi ki eğer teknolojimizi ilkel bir adama gösterirsen bunun bir büyü olduğunu düşünecektir ve modern bir adama büyü gösterirsen tüm bu yanlış şeylere iman ettiğimiz için helak olmaya mahkumuz. Lan oğlum ne diyorsun ya? Aha hacı. Başka bir zavallı ruh. Korkma, yalnızca onun işini yapıyorsun. Bilsen de bilmesen de. Aa, bu bizim papaz değil mi? Oğlum sonunda seni çarmıha geriyorlar. Anladık, buradan aşağı ineceğiz değil mi? Ne oğlum, namaz yine de deneyelim yalandan da. Haa, duvara yazı yazan manyak sensin. Haydi bismillah. Ne diyorsun ya? Ben şuralara da bir bakayım da. Aa! Ne oldu lan? Dursak. Bak bizden kaçıyorlar, çok iyi ya. Var bir şey pil mi? Yok değil mi pil ya? Aa, çok hoşuma gitti. Merhaba. Herkes birbirinden korkuyor abi. Hacı piller nerede, piller ya? Oho. O şimdi ben pilleri toplarsam Outlast'ta oynayanlar avcunu mu yalayacak? Aha bak. Yani bu bir nevi, çünkü önceki zaman olduğunu düşünürsek mantıklı.
Kapat abi, kapat. Üf, kör oldum. Gözümü acıttı resmen. Diğer tarafta yol vardı. Oraya bakacağım abi önce. Burası çünkü devam ediyor. Güvenlik görevlilerini gördün mü ya? Baya. Artık insan bile değil diyor. Saydırıyorlar. Bak bayağı da çevirmişler. Lan oğlum. Ne diyorsun? Sen fuck you. Pezevenge bak. Kapat. Onlar sıyırmış iyice. Bunları kapatmaları doğaldır. Neyse biz buradan doğru devam edelim. Bizim yolumuz burası. Selamünaleyküm. Buradan gidişimiz yok. Buradan doğru devam. Müzik geldi. Müzik geldi. Koşuyoruz abi. Koşuyoruz. Nereye doğru hiçbir fikrim yok. Ama adam peşimizden geliyor, koşuyoruz. Loading. O peşimizden daha gelmez herhalde değil mi? Hayvan oğlu hayvan. İnsan gibi değil. Hayvan gibi diyor ya. Var mı bir şey? Ulan açtın ya oğlum. Ya. Nasıl ya? Bak. Bu nasıl iş oğlum? Küfür ettirecek. Şaka gibi ya. Tamam, buradan giriliyor. Eyvallah. Ama ben dışarıya bakacağım. Pilimizi burada bitirelim. Ne oluyor lan? Orada yol var. Selamun aleyküm. Var mı bir şey? Var mı bir şey? Ya burada pil olması zaten saçma olur ya. Tamam, haydi içeri. Baba. Selamun aleyküm. Merhaba. Ben şu dosyayı alıp gideceğim. Bah yavrum. Vallahi anasını ağlatmışlar burada ya. Ne oluyor oğlum? Bir saniye. Damat. Dizlerin üstünde, göbeğin altında Gloskin masasını kesilip dikilecek, içeri ittirecek bir yer yapmak için damat kendine bir gelin yapacak. Dizlerin üstünde, göbeğin altında Gloskin'in masasında kesilip dikilecek. Şiir yazmış herif. İçeri ittirecek bir yer yapmak için damat kendine bir gelin yapacak. Dizlerin üstünde, göbeğin altında Gloskin'in masasının kesilip dikilecek. İçeri ittirecek bir yer yapmak için damat kendine bir gelin yapacak. Aynı şey mi yazmış bu ya? Aa yavrum şair. Bir dakika, iyisin güzelsin de ben nereye gideceğim? 100 puanlık aile sorusu. Yani buraya geldik. Herhangi bir şey göremiyorum. Ya ben senden tırtmadım bir kere. Bas. Hah. Kapının önünde bir şey var belli. Hadi gel. Buyur can, neredesin? İçeri girdim. Buradan burayı açtım. Olay ne? Şimdi bu burayı açtı değil mi? He söyle. Yo hala. Neredesin oğlum? Bak götlük yapma, şarjım bitiyor. Gel ışığa gel. Burada bir yerde. Merhaba. Devam. Kör ettin. Kör. Bu sis olayı harbiden kör ediyor adamı. Ve... Olmadı lan bir şey. Ne zaman beklesem olmuyor zaten. Beklemediğin anda geliyorlar. Kapı mı bu? Yo. Vanayı mı kapatacağız? Olay ne? Yo. He buradan geçeceğiz ha? Hoba. Daha fazla boka batamazdık herhalde. Selamun aleyküm. Bu arada ben buna da hiç bakmadım. Whistleblower ne kadar sürüyor acaba? Hani bitmeye yakın. Tutup bölümü bitirip bir dahaki bölümü de 10-15 dakika yapmayayım.
Ama sanmıyorum bu bölüme bitmez ya, bir dahaki bölüm için. Ne oluyor oğlum, neredesin lan? Yardım istiyor adam. Nereden istiyor onu bilmiyorum. Şimdi burası açılmaz. Tamam, onu anladık. Burayı geç. Buralar yalan. Burası yalan. Oha! Elektrikli yalan hem de bu. Küllüm yalan. Dokunuyor mu lan? He? Aha. Harbi çarpıyormuş. Gerçek hayatta olsa uzak durursun. Oyun olunca illaki darlıyorsun. Yalnız şu an bir daha dokunursam zıbarabilirim. Kör ettim, kör. High voltage buradan kapanmıyor tabii haliyle. Diğer tarafta kapanıyor. Buradan geldim zaten, bu tarafa gidiyorum. Yalnız burası ne kadar huzurlu ya. Şöyle otursaydık burada falan. Böyle bir nefes alaydık. Merhaba. Ama yok tabii ki. Zifiri karanlıkta ilerleyeceğiz. Tamam, orada kapı var. Burada. Burada kapı yok. Aha, pil pil. Vallahi pil. Sen canlanmazsın değil mi? Ya bu işi çözdüm ya. Buna baktık. Buradan doğru devam. Baba. Kankiler, buradan gelmedik mi zaten biz? Yani buranın diğer tarafından. Sanki bayağı yuvarlak çizdiriyorlar ya. Pil var mı şey? Var mı şey? Yok. Oğlum ne yapıyor? Lan sapık. Oh, bak o da iyiymiş. Koçum benim. Ergenleri de burada tutuyorlar herhalde. Nereden çıkacağım ha? Ha. Tamam, elektrik şey. What the fuck? Oğlum lan yürü lan. Çok iyi ya, tipe bak. Neydi? Kanço. Bizimkiler söylüyordu, kanço. Elektriği kestik. Şuradan hangisi? Lan oğlum döverim seni ha. Daha yeni kapattım. Vallahi zopalık. Bir dakika. O değil. J, H, N, N. Güç hala açık. Elektrik. Düşünmem gerekiyor. Liza gücün Massive Dağı'nda bir yerleri hala kontrol edebilen bir insan gücü olduğunun kanıtı olarak düşünüyordum. Ama hiçbir insan ya da akıllı hiç kimse burada hayatta kalmaktan başka bir şey yapamaz. Ve bu bile uzun sürmez. Sen hep mantıklı olandın Liza. Bana hep sakinleşmemi, daha geniş açıdan bakmamı söylerdin. Çılgın ve insan disilik. Dışılık herhalde. Dışılık buraya hakim. Elektriğin akmasını sağlayan her neyse beni burada tutmaya çalışıyor. Onu tekrar kapatmam mı gerekiyor? Diyor. Gidiyoruz. Bir dakika geçtim. Bizim muhtemelen 31'ci abi orada yok artık. Çünkü aynı nokta farklı şeyler olacak belli. Bak. Bak ben ne dedim size? Bayağı bağırttı beni göt ya. Aklım uçtu. Helal olsun, helal olsun. Yine yakaladı beni. Beklemediğim anda yakaladı. Buradan mıydı? Geliyor mu lan o? Pushed. Bayağı bağırttı beni ya. Bir an var ya, 13 yaşındaki kız gibi çığlık atacaktım. Gel abi gel, sen de gel. Bir sen eksiksin anasını satayım, gel. Gel, yok mu arttıran? Tamam, fırla bir yerden. Gayet güzel geldim buraya kadar. Gece görüşünü kapatırsan görürsün. Şimdi ben o suya girmem diyeceğim ama mecbur kalacağım değil mi? Değiştir, pili değiştir. Pil var mı papa?
Ya nasıl güvenlik görevlisisin? Pirin yok, bir şeyin yok. Ölü güvenlik görevlisi dedin. Ne kadar olacak? Ben buraya girmeseydim. Suyun içinden fırlamasını bekliyoruz. Bekliyoruz abi biz. Hareket edemiyor. Evet, sıçtım. Kaldım burada. Ha yok, kalmadım, tamam. Sesi duyuyor musun? Kesme şey var. Bir şey oluyor. Kapat abi bunu. Kapalıyız pampa. Orada delik var, tamam. Ulan döndüm dolaştım, oradan buraya mı geldim şimdi? Ya. Bayağı aynı noktada çok dolaştırmışlar burada ya. Sıldılabır biraz. En iyisi de bak. Helal olsun sana. Eğer kendin attırdıysan, bilmiyorum tabii ne oldu ya. Başkası attıysa başımız sağ olsun. Ama yani tutup buradan çıkmaya uğraşana kadar at da gitsin anasını satayım. Zaten yamuk yumuk bir şeyiz. Sanki gerçek hayata gitsek ne halt olacak. Bu halimize kim suratımıza bakar? Merhaba. Pil var mı acı? Yok bir şey. Buradan böyle doğru kuleye, adamın düştüğü yere gidiyoruz. Evet. Tabii ki. En mantıklısı. Atlamaya gidiyorum abi. Temizinden. Kenardan. Kenardan değilmiş. Zıplayacağız oradan belli. Nereden başlıyorum? Gözünü seveyim, çok arkaya atma. Ne olur. Lütfen. Aa güzel. Ölünce ne oluyor onu da bilmiyorum. Hani hiçbir şey de kaybetmiyoruz. Kafa rahat, istediğin gibi gidebilirsin aslında. Geliyorum. Polar Rider. Uş, buna da bu oyunda bir şey yapamayacağız ya muhtemelen. Sonuçta Outlast'ta var bu herif. Ne taraftan gittiğim bir önemi yok herhalde. İki tarafta aynı şekilde gittiğine göre. Çıkalım. Ve beni de aşağı atabilirsiniz artık. Hazırım. Ruhumu teslim etmeye geldim. Wall Rider. Pampa. Aa vallahi zıpladı. Ve Wall Rider bizi iki defa tutup üç defa atar. Hemen az önce nereden düştüm, öldüm. Şimdi buradan sözde çatı mı bizi yumuşattı yani? Tabi. Çatı bizi yumuşattı. Kalk hadi oğlum. Oradan sen düş, sıkıyorsa sen kalk diyeceksin ama oyun bu. Kaydediliyor. Kaydet. Ne? Neredesin lan? Hatun sesi duydum sanki. Vallahi hatun sesi duydum. Evet, oyunda daha hiç karşı cinsten bir şey görmedik. Ya bak, buralar çok bok yerler. Yani böyle yerler yapmayın abi şu oyuna. Bir tanesi hatun sesi mi ya? Allah Allah. Kafayı yedirttirmeyin adamı. Şizofreni manyak. Lan oğlum. Tam korku filmlik oldu ya aslında. Sesin peşinden gideceğiz, sıçacağız abi. Olay o yani. Abi ya, dünyanın en iyi hatun sesi taklitçisi bu herif. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah, ne halin varsa gör.
Ben de niye takip ediyorsam sesi. Var mı pil? Ne bileyim belki... O ne lan? Lan oğlum! Böyle şeyler yapmayın. Dur, ne? Ne? Heh. Akıllı adamlar. Tekrar içerideyim. Ne kadar çok kaçmaya çalışsam o kadar debab atıyorum gibi gözüküyor. Ölü adamlar artık şaşırtıcı gelmiyor. İntihar akıllıca... Ulan bak görüyor musun? Ben de ondan bahsediyorum işte. Hakikaten öyle yani. Hani bilmiyorum muhtemelen kendimi asmam ama... Gayet kuleden adam gibi böyle balıklama atlayabilirdim. Mantıklı. Merhaba. Bak 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 tipini yediğim neredesin? Heh. Bizi ona verirler. Aşağı kattaki adamı. O adam çok kötü, çok çok kötü. Tanrım, o tanrım. Tamam kardeşim. Peki karı sesini sen mi çıkartıyordun? Lan oğlum şimdi buradaydı bu. Nereye gitti o? Şuraya... Ya ben anlamıyorum bu işi. Tamam, tamam. Değiştireceğim pili. Bekle bir saniye. Şurada bir pili bir alayım. Nerede o pil? Şurada bir yerde pil olacaktı. Yok mu? Yok. Hadi gidelim. Merhaba. Fazla sessizleşti burası. Lan niye, niye, niye öldürüyorsunuz beni? Niye, ben ne yaptım size? Dosya okuyayım. Dosya okuyana yılan dokunmaz. Doktor Ford, bu öyle saatiniz, hastanız, saatinizde bu öyle hastanız. Deniz ile bir görüşme daha yaptım ve şüphelerinize katılmak zorundayım. 40 dakikalık görüşme boyunca Deniz'in tüm 4 kişiliğinin ifadesini kapsamlı bir şekilde izledim. Diyebileceğim kadarıyla iki erkek kardeşi, babası ve büyük annesi. Allah, duyduğumuz hatun ise büyük annesi miymiş? Yani şizofreni karakter olarak. Genel olarak hayati tehdit eden bir çeşit sel hakkında endişeleniyorlar. Yine de bu olayın zaten olmuş olmasıyla yakın tarihte oluşu tehdidi arasında çok az tutarlılık vardı. Yanılgısının netliği ve kişiliğinin oynayıcı doğası kesinlikle hasta numarası yaptığını gösteriyor. İtiraf etmek gerekirse başta Fürstenberg kategorik disosifiyatifi kişilik bozukluğu şüpheciliği kapı olduğunu düşünmüştüm. Ancak Deniz'in davası açıkça ilgi arayan bir hasta tarafından icat edilmiş gibi gözüküyor. Brüt narsizm ve obsesif kompulsif bozukluğun belirtileri olarak gözüküyor. Şok terapisiyle devam edip lan sallayın şeyleri. Allah bilir Doktor Wolfram. Allah bilir ne diyorsunuz orada yani. Anlamıyoruz ya sallayın. Ne yapacağım ben şimdi? Şimdi ben onu açacağım ha. Beni öldürmeye çalışan adamlar. Hadi al açayım. Al buyur. Bayılıyorum böyle durumlara. Hani başka yol yok. He? Şimdi beni kovalıyordu bunlar. Sağdan soldan bir yerden fırlayacaklar. Şimdi buradaydı adama. Az önce buradaydı herif. Buradan değil mi? Değil. Ha, şizofreni pezemek herhalde. Hadi bakalım. Burası kapalı. Tamam. Öbür tarafta. Aa delik var burada. Niye altyazı yazmıyor? Ne dediğini de anlamıyorum. Ne konuşuyorsun ya? Şizofreni. Kapı kapalı. Şimdi sonuna geldik. Ne güzel ilerliyordu. Aa bak hatun sesi. Duydun mu? Lan bir konuş 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 hatun olarak konuş. Millet bu duyaydı. He? Tamam hadi görüşürüz. Nereye gidiyorum? Ben de bilmiyorum var ya.
Aynı yerde dolanıyorum değil mi? Vallahi aynı yerde dolanıyoruz. Ne diyorsun ya? Bu tarafa sen gelebilecek misin? Merhaba! Shut up! Shut up değil, shut up! Ulan! Bayağı kısmetli miyim? İyi tutturuyor muyum? Ne yapmamı bekliyorsun tam olarak çözemedim. Aşağı ineceğim herhalde. Relax. Allah'ım manyağı. Burada ne geliyor? Pil var mı kardeşim buralarda? Şöyle yuvarlak parlıyor falan. Üçüncü pilim de bitti neredeyse. İki pil kaldı. Aha. Müzik çalıyor. Şu muhabbet. Bunun SS'lerini gördüm. Gençler, 18 yaşından küçükler ekrandan uzak durun. Biraz belden aşağıymış galiba değil mi? O muhabbet. İğrençim lan. Adamın kafasını sokup şeyine soktu. Bu yalnız kadın galiba. Evet, memesi var. Tamam, neyse. Bunu fazla incelemeyeceğim. Bayağı iğrenç bir şey çıkıyor. Pil var mı pil? Ayak sesi duyuyorum. Şarjörü değiştirelim. Şak şak, tamamdır. Sonra iki pil. Abi pil ver, ben kıllanıyorum. Öyle bir pil daha görmüştüm yok yanlış hatırlamıyorsam. Hani bire düşerse tedirgin oluyorum. Hani şişkoyu yolla, kovalasın beni eyvallah ama pilimi bitirme. Pilsiz kalmayayım. Pil. Beni dinliyor musun? Sıfır, yok. Adam yerine koyup dinleyeydi, neydi? Yanlış yol. Aha! Çok şekilsin lan. Niye müzik çalıyor? Kapının arkasında oğlum adam. Bayağı karizma gördün mü? Yelekli melekli. Dayı dedi peşime mi gelecek o? Neyin müziği bu abi? Bunun müziği. Tamam öğrendik eyvallah. Sormadım say. Vallahi bak. Yanlışlıkla sordum. Aha tipe bak oğlum bayağı şekil ibne. Ne yapacağım ben şimdi? Kapalı izledim. Aç. Kapattık. Ney? Love makes a house a home. Tamam, doğrudur. Yine ne var? Allah'ın yine bir tane manyağın teki çıktı ya. Geldi. Aç şunu, geldi. Herif geldi. Ağzına sıçtım, aç şunu. Var mı bir şey? Koçumsun be. Pili de kaptık. Kanki şurada bir yol vardı. Sağ zahmet ben şuradan doğru götüm uzayayım. Ne oluyor? Bayağı tekstil fabrikasındayız bu sefer de ha. Buradan. Ne yapıyorsam tekstil fabrikasında? Umuyorum doğru gidiyorumdur. Geldi. Kapattık. You want me? Ne istiyorsun? Tahminim yukarı çıkıyorum tabi. Kim soruyor? O manyak soruyor değil mi? Bana iyi olduğunu söyle. Ben olmadan acı çekmeni düşünmek nefret ediyorum diyor. Kendine neden böyle bir şey yaptın diyor.
bensiz ölmeyi mi istedin diye. Ne diyorsun sen? Ne oluyor lan? Oğlum. Lan çık şuradan, çık. Tamam, çıktım, problem yok. Problem yok dediğim, toparlıyorum. İmdat! Buradan değil. A woman's work is never done. Doğrudur. Şundan bir kurtulaydım be. Ne bok yiyeceğim ben şimdi? Ayak gitti. Oha, fıstım lan. Kurtulamayacağım mı? Yani düzelmeye mi başladım? Shift'e basınca böyle yalandan da olsa koşuyor. Daha bok duruma düşemezdim herhalde. Ağzımı açmayaydım iyiydi ya. Harbiden ağzımı açmayaydım iyiydi. Böyle durumlarda hep böyle ağzımı açıyorum. Oğlum. Eyyusubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aşkımın kokusunu alabiliyorum. Nasıl lan? Adama bayağı paketledik, kendimizi verdik ya lan. O nasıl ya? Gözlere bak. Bu bizim Outlast'ta parmaklarımızı kesen doktor olabilir mi ya? Ne bileyim, kafama öyle geldi. Neyse, hiçbir fikrim yok. Biraz kaba oldum biliyorum. Ben özür dilemek istiyorum. Ben sadece bir adam bir kadını tanımak istediğinde nasıl olur bilirsin. Oğlum ikimiz de kadın değiliz sen. Gay misin nesin ya? Cesetlere sen de 31 çek bir şeyler yap, ne bileyim. Tut ki dolaba girmedim diyelim. Gelip öldürüyor muydu beni? Nasıl olacaktı acaba? Veyahut da herhalde bayıltıp götürüyordu. Benden çocuk mu çıkartacaksınız? Sahip olmadığım baba olmak, çocuklarımıza hiçbir zarar gelmesin. Oğlum ben hatun değilim değil mi? Yok ya. Erkeğim mi? Vallahi kadın karakter oynuyorsam eğer harbiden şaşıracağım da sanmıyorum. Yok ya. Şu ana kadar bütün göstergeler erkek yönündeydi. Burada beklemen gerekiyor. Aşkımızı tamamlamak için en az benim kadar aceleci olduğunu biliyorum. Ama bekleyişin tadını çıkarmaya çalış. Abi ben beklerim burada, sıkıntı yok. Oh, kafayı güzel oldu, tamam. (gülüyor) 12 saat sonra nasıl bir kafa güzelliğiyse artık. Umuyorum yakın zamanda bitmiyor değil mi ya? Çünkü bölümü bitireceğim şimdi. Tekrar gözümüzü açtığımız yeri parçalanmış olacak. Sevgilim, daha az kanamaya çalışman gerekiyor. Daha adil seksin aynı yaralarla daha çok acı çektirdiğini biliyorum. Ama biraz efor sabır etmen gerekiyor diyor. Lan! Oğlum nereden sokuyorsun ya? Sokacak başka yer mi yok ya? Abi böyle bir kafa tırlatması yok ama ya. Hakikaten böyle bir kafayı tırlatma olayı yok ya. Hani insan beyni bu hale gelemez ya. Ya bu hale gelmeden muhtemelen shutdown olur. Böyle kapanır herhalde, ne bileyim. Bu çirkin kıllar. Oo, yumuşacık. Tekrar ufak bir kız gibi. Şimdi daha hassas bölge. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? O nasıl ölmedi adam hala ya? Bokunu çıkartmışlar bu oyunda ya.
Şişkinsin ve aşktan vazgeçtin. Asılmaya değmezsin bile. Burada kana ve öl. Aha! Of of! Ya kuleden atlayacaktık abi aşağıya. Neden atlayacaktık? Olacaktı, bitecekti bütün olay. Bitiyor mu? Ne oluyor bu kadar uzun demo ya? You have amazing bone structure. You're going to be beautiful. Çok güzel olacaksın. Eyvallah, sağ olasın. A woman. Kadın bazı şeylerden acı çekmedi. Oğlum ben kadın değilim ki ya. Hoş değil biliyorum. Ama dayanmaya çalış. Benim hatırım için, çocuklarımızın hatırı için. Ne anlatıyorsun ya? Çok uzun sürmeyecek. Burada ve buradaki ete birkaç makas kaba. Gözüken her şeyi kes. Doğumumu karşılayacak yumuşak bir mekan hazırlama. Ailemiz büyütecek yer. Ve gebe kalma, doğurma hiçbir zaman kolay değildir. Resmini çabuk yapacağım, sadece gözlerini kapat. Vallahi kapatırım ben gözlerimi. Vallahi kapatırım ben gözlerimi. Oğlum ne yapıyorsun? Lan! Aha! Oy 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 oy! Abi ben de saldırayım ya. Çırılçıplak mı dolaşacağım şimdi? He, kamerayı aldık. Kaçacağız ha? Adam etek tıraşını neyle yaptı bize ya? Şaka gibi ya. Buradan geliyor herif. Topallayarak ben bu adamdan nasıl kaçayım ya? Akıl var, mantık var. Aha! Ayıp, vallahi ayıp ya. Yine aynı yere mi girdim yani? Çok güzel. Hala buradayım, buradayım Nisa. Hala benim. O beni gelini yapmaya çalıştı, beni kesmeye. Belki de yanlış düşünüyordum. Dünyaya söylemek yalnızca onları buraya çekerdi. Burası yalnızca ölüp çürümeli mi? Eğer bu hastalığı yaymak demekse dünyaya anlatmayacağım. Bırakalım tek başına ölsün, çürüsün. Evet, bölüm de fazlasıyla uzadı. İnşallah bitimi yakın değildir. Bir dahaki bölüm kısa olabilir. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bakmadım videoların özellikle. Ama bu bölümü de burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.